Ezem ezeden olan, büyük bezeden olan, iğnenin yıldızından, kıza gözüden olan, babam sana kız vermir. Yaklaşık 9 ay oldu herhalde. Pek çok mesaj yazdınız, tanışmak istiyoruz Ahmet abiyle dediniz, pardon Sarhoş Baki ile beni tanıştırır mısın dediniz. O kadar çok arkadaşımız yazdı ki mutlaka tanışmak istediklerini, ulaşmak istediklerini, hatta beraber oturup bir gün rakı içmek istediklerini söylediler. Herkese cevap yazamadık. Kısmen cevap vermeye çalıştık ama şimdi bu videoda yine sizlerle ve Ahmet abiyle, sizin deyiminizle, Sarhoş Baki ile birlikteyiz. Uzun zaman oldu demiştik. Ahmet abi merhaba. Merhaba kardeşim, güzel kardeşim, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Ne diyeyim, bizim Erzurumların dediği gibi Allah razı olsun. Allah tuttuğun altın etsin. Allah ne muradın varsa versin. Ne diyeyim kardeş? Zaten seni sevdiren insanlara o doğal şiven, Erzurum şivendi. Erzurum şivenle söylediğin türkülerdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. İçten söylediğin, yanık söylediğin, hissederek söylediğin. Onun için insanlar seni sevdiler. Doğal olduğun için sevdiler. Sağ olun, sağ olun. Şimdi geç para kazan oğlan. Babam sana kız vermir, geç para kazan oğlan. Bu derenin geveni, geven sarmış geveni. Bu derenin geveni, geven sarmış geveni. Meclisten emir gelmiş, seven alsın seveni. Meclisten emir gelmiş, seven alsın seveni. Hezem ezeden oğlan, bıyık bezeden oğlan, babam sana kız vermir, geç para kazan oğlan. Karslı MHP'liler Erzurum eğitim enstitüsünde okuyorlar. Karslı MHP'liler Atatürk Üniversitesi'nde okuyorlar. Oradan Karslı solcular yola çıktığı zaman alo falan otobüste şu solcu var, filan otobüste şu yolcu var, trenin içerisinde şunlar var, bilmem kamyon şu geliyor falan, oradan bildirir tabi Erzurum'dakiler de harekete geçir. İşte onun önünü kesir, bunun önünü kesir, bilmem ne yapıyor falan filan. Yoksa öyle adam hastaneye gelmiş, adam postayı. O anlatılan hikayelerin çoğusu da şey hikayesidir yani, ne deriz ona? Sapsata. Sapsata değil de ne deriz ona işte? Masal hikaye yani. Yani yoksa... Peki niye Kars'a siz savaş ilan etmediniz? Mesela Sivas, Kayseri arasında... Kars'a savaş ilan ettik. Ettiniz mi? Şey, Kars'a değil, Rusya'ya savaş ilan ettik de Kars'ı geçemedik. Aha. Tabii. Bizimkiler toplanmışlar. Suca ne diyorsun? bizimkiler toplanmışlar. O et tabağını bu tarafa doğru verebilecek misiniz ya? Rusya'yı işgale gidecekler. Buyur başkan. Kars'ı geçemiyorlar. Valiye müracaat etmişler. Demişler ki kardeş. Bir manga asker verir de Kars'ı geçer. Ondan sonra Rusya'yı Rusya kolu. Halleder. Rusya. Şimdi çok özür dilerim. Elinde kelepçe, boynunda zincir. Oy zulüm zulüm. Başında zulüm. Uzak git ölüm, mapusun içinde üç ağaç incir, mapusun içinde üç ağaç incir, elinde kelepçe, boynunda zincir, oy zulüm zulüm. Biz seni dinlemeye geldik, söylemeye gelmedik. Be adam yani. Sen de söyle de. Bu parçayı tam... Önemini, okula nasıl burada, başladın, nasıl gittin? Burada değerli öğretmenlerim var. Onları tenzih ederek konuşuyorum. Yani şimdi, onlar da alınmasınlar. Evet. Üstüne koy. Enişten postanede çalışır. Eniştem yine postaneden elbise veriyorlar, kravat veriyorlar. İki tane mavi gömlek ve apoletli. İki tane de kravat vermişler. Kravatla İngiliz kravatı, terlen kravat. Böyle çektiğin zaman buradan
2-3 metre uzanıyor. peki senin kravatın yok muydu? Yani yok. Eniştem o kravatı bana verdi sağ olsun. Onu her sabah takıyorum, okula gidiyorum. Bizim bir cebarut müdürümüz var. Adam kravatsız öğrenci içeri almak olsun. Mümkün değil. Almıyor içeri. Parası yok adamın, alamıyor. Abi, abi kravat takıp geleceksin. Ha kravatın yoksa da bu ilaveten sonra anlatacağım. Bu mevzuyu anlatayım. Neyse sabahtan kalktım. Eniştemin verdiği kravat yok. Arıyorum kravat yok. Anam kalktı, kız kardeşim kalktı, ortalığa düştük. Kravat yok ortalıkta. Rahmetli babam da ahırda malınla ilgileniyor. Biz bir gürültü yapıyoruz ya. Babam oradan bağırdı dedi. Babam da biraz küfürbaz bir adam. Bağır. Ulan dedi, yelene sütte geben oğlu dedi, neye bağırırsan oradan. Dedim baba kravat kaybolmuş, kravat arıyorum. Böyle bir baktı. Ulan dedi abi uşkuruma bir şey bağladım, o miydi acaba? Baktım babam buradan uşkurdan çıvarttı kravat. Şeydi, kravat uzanmış abi, o zaman ütü yok, bir şey yok. Ucuna başka bir şey mi vardı acaba? Uşkur ya, uşkur. Uşkur olarak bağlamış. Artık ucunda ne kaldıysa onu sen... Çekiyor. Kravat aldım gittim tabi kırışık. Okula girdim içeriye, bağladık neyse. Sırayla alıyor böyle müdür bey içeriye. Böyle baktı, ulan bu ne dedi Ahmet dedi. Dedim öğretmenim kravat. Bu nasıl kravat dedi. Git dedi müdür bey aslında bek dedi. Dedim tamam ayvayı yedik var. Ayvayı yedik. Gittim müdür odasının önünde bekliyorum şimdi. Baktım müdür bey tabi öğrenciler içeri aldı geldi. Gel lan içeriye dedi. Ya bu nasıl kravat dedi. Dedim vallahi müdürüm. Bu eniştem postanede çalışırdı. İşte eniştem iki tane kravat verdi. Birini kaybettim biri duruyor. Ha onu da takır gelirim dedi. Lan ben sana ne diyeyim dedi oğlum ya. Masasının gözünü çekti belki var 50 tane kravat. Beğen lan buradan dedi. İki tane al fazla al dedi. Beğen. Okulu bitirene kadar da bunları takıp geleceksin dedi. Hem de ütülü olacak. Ütü yok ben neyle ütülü? Sağ olsun müdürüm iki tane kravat verdi bana. Öyle bir anım var ya. Yani. Hele ulaş benzerdi güneşe. Ulaş kardeş can veriyor. Yüreğim düştü ateşe. Ulaşın elinde mavzer. Mavzer Türküye benzer. Böyle ölür, böyle bizimkiler, böyle ölür, böyle ölür, böyle ölür bizimkiler. Tohumlar düştü toprağa, dokundum yeşil yaprağa. Kurban olam, kurban olam. Ulaş seni yaradan toprağa. Kurban olam, kurban olam. Ulaş seni yaradan toprağa. Daha önce de söylemiştik mi? Söylemiştik değil mi? Evet. İçimden geldi şimdi. Evet, söyledik. İyi de oldu. Ağzına sağlık.